Sayın Başbakanımız, dün yeni eğitim sisteminin önemi hakkında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin elmas kömür örneğinden yola çıkar çok hikmetli ve güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında şunları söyledi. Kömür ve elmas öz olarak aynı maddedir. Ancak bir tanesi simsiyahtır, kolayca ezilir. Elmas ise paha biçilmezdir. Özü aynı olan, karbon olan bu iki maddenin böyle bir zıtlık içinde olması son derece manidardır. Elmas sabırla yoğrulmuştur, sabırla sertleşmiştir, işlenmiştir. Onun ruhunda bir incelik vardır ki sert çeliğin ucuna o elması takarsınız ve o elmasla sert kayaları okşaya okşaya delersiniz. Tıpkı kömür ve elmasta olduğu gibi insanın da özü aynıdır. Birdir ve topraktır. İnsan iyi işlenirse, iyi imkanlar sağlanırsa tıpkı bir elmas gibi değerli bir varlığa dönüşür. Ama örselenmiş, iyi eğitim alamamış bir insanı takdir edersiniz ki en alta itilir. Daha önce belli bir ideolojiyi dayatan, aynı zihniyette adeta tek tip robotlar yetiştirmek isteyen bir eğitim anlayışı vardı. Dinini öğrenmek isteyene bütün yollar kapalıydı. Sakalı bıyığa karıştılar, yoksul çocuklarına engel oldular. Ama milletimiz bu baskı ve dayatmaya son verdi. Ben İmam Hatip mezunuydum, siyasete gitmek istiyordum. Bana dediler ki lise bitir, böyle çok arkadaşım var. Adaletsizliğe ve eşitsizliğe son verdik ifadeni kullanmış. Güzel, çok hikmetli konuşmuş. Her konuşması iyi oluyor yani gördüğüm kadarıyla. Tabii kusursuz değil, insanın oldu kusuru olabilir de. Bayağı faydalı, isabetli konuşuyor. Oya doymuyor başbakan. Evet, maşallah. Ya kardeşim yeter diyeceğiz, %60 dedim maşallah. Fakat doymuyor maşallah. Herhalde %70 amaçladı anladığım kadarıyla. Her konuşması oy kazandırıyor. Mesela bu konuşma mükemmel. Bizim milletimiz iyi niyeti sever. Dürüstlüğü sever, samimiyeti sever, yardımlaşmayı sever, sevecenliği sever. Ya halkımızın, milletimizin beğendiği her şeyi Allah'ın beğendiği şeylere yapıyor. Çok güzel.